geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Otoriteme, kariyerime, her yerime tapsın tapsın. Benim izimde tapşın tapşın. Yürüsün, koşsun, dua etsin, yatsın, kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah, kariyeri fulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar evet. Elleri kurulası canları, soyukası batası canlar. Asabisiniz yine Dilber teyze. Asabiyim tabii kızım. Ben o domates fidelerini bahçeye bu güzel ellerimin önüne ektim Tahsin Bey. Bak hele Tahsin Bey. Efendim buyurun. Benim ellerimin güzelliği meşhurdur. Şimdi tabii orta yaşlı hanım olduk. 40'ı aştık. Ama ilk gençliğimde Adana'da yolda yürürken mahallenin delanlıları arkamdan tekelleme söylerlerdi. Elim elim epelek, elim kolum topalak, topalağın yarısı bit bidinin kurusu değil. Öyle mi? Çok güzel. Ama şimdi bak, benim güzelleri güzeli ellerimle diktiğim bana duraları cibilliyeti bozuklar gelmiş kopartmış. Diktiğiniz neleri efendim? Banadura, domates yağını. Bak hele, öğreneceğim bunları yavaş yavaş. Vay, ne istediler benim kıllicik domateslerimden. Demek Tahsin Bey diyorum, bahçenin kapısı haral gındırık kaldı. Oradan gizlice girdiler, çaldılar domateslerimi. Ya vay ki bu domatesleri sen nereden buldun Allah aşkına ya? Hepsi ergenlik çağında çıtır ya. Üzümünü yiyeceksin, bağını sormayacaksın Burhan. Ben bahçe domateslerini buldum, sen de menemeni yapacaksın işte, iş bölümü. Herkes işini bilince ne olacak? Toplumda kaos çıkmayacak. Bak ya, Allah öldürüyorsun beni ha. Şu makbili gerisi de içeride çan çan çene çalacağına gelip şu soğanları doğrasa. Bütün pis işleri ben kendisine yaptırıyorum. Şşt! Lan! Bir espri yaptık diye hemen gevşeyip kanka muhabbetine geçme. Niye pis işleri makbili ablaya yaptırıyorsun? Kimsin oğlum sen? Ama yani Volki, hemen de mesafe koyuyorsun ama ya. Görünmez duvarlarım var senin. Tam samimi oldum diyorum, tak o duvara çarpıyorum ya. Öyleyimdir ben. Bir ben çarparım, bir de duvar çarpar. Bana bak Burhan, askerden geldiğimden beri mevzusunu etmiyorum ama ne olacak sizin bu Makbule ablayla haliniz ha? Bu ne labalilik, bu ne gevşeklik ya? Sözlüyüm diyorsunuz, ortada ne bir nişan var, ne bir evlilik var. Pişkin pişkin bizim evde takılıyorsun ya. Ne olacak Burhan? Ben şimdi bu konuyu uzun uzun konuşmak isterdim ama şu anda menemene konsantreyim. El işte gözü oynaştı demesinler diye. Menemen yani. Muhakkak yiğit lan. Mahalledeki çocuklar koparmıştır sizi domatesleri Dilber teyze. İnan olsun bahçeye gidip nöbet tutacağım ha. Vay. Kahveyi pişir dursun. Koy filcana durunsun. Bize böyle edenler sol böğründen vurulsun. O adlar da kızgınım yani.
Neyse artık geçelim bu domates mevzunu. Daha ne var ne yok Dilber Hanım? Mahallede ne haber? Hayalet gelini duydunuz mu? Ay Müslüman emek sağlık. Hayalet gelin kim Dilber teyze ya? Mahallede hortlak türemiş Tahsin Bey. Allah sen bilirsin ya Rabbim. Hayda. Ne hortlağı canım? Derler ki seneler seneler evvel bu mahalle daha dutluk iken bir hatın kızla civan gibi bir deli anlı birbirlerini seviyorlar. Evlenek diyorlar. Düğünü de dernek de kuruluyor. Düğünün bitesiye yakın altınları çalmak için eşkıyalar basıyorlar. Yani gelin ile beyini öldürüyorlar. Eşkıyalar nişantaşında. Ya dutlukken dayı. Ay, ah, ah. O gelinin. Ay. Anlatırken de kandım ha. Ay tövbe estağfurullah. Gelinin hayaleti nişandaşında dolanır. Giriş camlarını tık tık deyi tıklatırmış. Ay sırtım ürferdi ya. Tahsin Bey, saz benizli. Böyle kanı çekilmiş, gözlerinin altı erik gibi mosmor, gelinliği pare pare hayalet gelin. Cama açana görünüp, kocam nerede, kocamı gördünüz mü deyi sorarmış. Ay, dıkandım vallahi dıkandım. Lan! Ay! Ne var ya lan manyak? Oğlum sen niye sessiz sessiz yaklaşıyorsun? Ben zannettim ki hayalet gelin geldi. Ne gelin ya? Benden olsa olsa damat olur, onu da beceremedik zaten. Ben hemen yanıyor içeri, yürü. Of, elim ayağım titredi vallahi ha. İnşallah bu bende kalıcı olmaz. Titrek el, insanın karakterini zayıf gösterdiği. İlahi Dilber Hanım, inanmayın böyle hikayeler canım. Tevatür bunlar. Yalnızlık çok zor Tahsin Bey. Hele orta yaşlı hanımısan. Hele bir de benim gibi güzelliği dillere destan hanımısan. Geceleri kukuma kuşu gibi oturuyor insan. Kafada kurup duruyor. Sağda bağda bir can yoldaşı diyorum lazım. Şart değil canım. Çocuklar filan. Yine dipçik gibisin ha. Lan Sertaş bir daha yap lan. Hadi naz etme oğlum ya. He. Nazlanmam abi. Yaparım tabii. Bak şimdi. İyi sevgili seyirciler. Nişantaşı'na korku salan hayalet gelini bulduk ve birazdan yayınımıza konuk alacağız. Gelin hanım acaba neden evlerin camlarını tıklatıp kaçıyorsunuz? Niye efendi gibi kapıyı çalmıyorsunuz? Peki camı açarsak iyi ne yapacağınız? Ne kadar gereksiz marifet varsa hepsi sende ha. Allah Allah. Dinleme abi o zaman sende. Aman ya. Keyif muhabbetiniz o kadar tatlı ki kendimi alamaya yerim ki. Vallahi ben hayalet gelin isterdim kardeşim. Düşünsene yemesi içmesi yok, üstü başı yok, ağzı dili yok. Mis gibi vallahi. Tabii oğlum ideal kadın işte. Al kurtul, al kurtul. Selin'den ne haberler abi? Selin'den bir haber yok işte Sertaç. Paris'teydi. Boşanmak istiyordu. Bilmiyorum belki vazgeçmiştir. Aslında öbür kızdan çok umutluydum da. Buluşma umduğum gibi geçmedi. İyi Volkan'la olan buluşmasına kokudan rahatsız olup burun tıkaçlarıyla gelen meçhul kız aşkla ilgili ümitleri de söndürdü sevgili seyirciler. Yanımızda Volkan var. Volkan tam olarak bize anlat kuzum. Nasıl oldu, neden oldu? Tekrar görüşeceğiniz mi? Tamam Sertaç, boş ver tırmalama ya. Efkarlandım zaten. Simit, Aziz Simit, Azize! Kupiye gel, kupiye gel! Gel abi kupiye gel! Gel! Nefis kupiye! Hoş geldiniz!
Sağ ol da kumpir gel, kumpir gel abi. Biz rahatsız etmiyoruz sizi değil mi inşallah ya? Yok yok iyiyiz böyle sağ ol. Kumpir gel abi gel. Ya. Gel kumpir gel gel. Taze taze. Çok sıcak ya. Ay Allah korusun. Bak görüyor musun? Demek Hayalet Hanım kızın aklı beyinde kalmış. Evlenemeden ölmüşler. Kıyamam canım. Allah benzetmesin yavrum. Ne? Kim benzetmesin? Yok kızım ben lafı ortaya koydum. Beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Ben öyle bırakıp kaçmayacağım yalnız. Bana mı dediniz siz ona? Bak Makbule. Bu Dilber var ya çok gün görmüş kadındır. Çok dobra kadındır. Arkadan konuşmaz, adamın yüzüne pat pat çarpar lafı. E çarpın bakalım neymiş? Mahalle dedikodu yapıyor kızım. Suyun çağlamasından, elin söylemesinden kork. Ne dedikodusunu yapıyorlar ki? Ben zannediyordum Burhan sizin akrabanız. Yok dediler, Makbule'nin senelerdir sözlüsü. Kızı almıyor, oyalıyor da oyalıyor dediler. Oyalıyor mu dedi? Ne münasebet ya? Öyle bir mevzu bahis yok. Biz sözlüyüz zaten. Evlenmek için doğru zamanı bekliyoruz yalnızca. Hiç yakışıyor mu böyle bir aileye yavrum? Sözlüyle aynı çatı altında nikahsız oturmak yakışıyor mu yavrum? Bence toplum için tehlike arz ediyorsun. Tehlike mi? Sen dedin lafı suratıma pat pat çarp diye. Onda çarptım. Ama biz yani ben... Hani evde biz hani evde oturmuyoruz ki Dilber. Vallahi ben bilmem. Mahallenin demesi bu. Sözlülük bu kadar uzar mı diyorlar. Terazi var, tartı var, her işin bir vakti var diyorlar. Ama Dilber terazi doğru zaman gelince bir ama Burhan Bey de vay 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 vay. Ya kapının önünde nefis bir araba var. Ya son model böyle. Kimin acaba? Heh. Ayıptır söylemesi benim. Yeni aldım. Maşallah. Siz araba kullanmasını biliyor musunuz? Sen öğreteceksin. Ben mi? Heyecanlandın. Yani. Neden? Çünkü Dilber Hanım ben pek araba kullanmıyorum. Trafik kötü. Tansiyonum mansiyonum çıkıyor. Size en iyisi Aslı öğretsin araba kullanmayı. Ne? Gel kumpire gel, kumpire gel, kumpire gel. Gel abi kumpire gel. Gevrek gevrek. Gel kumpire gel ya. Hemşerim. Bak hemşerim diyorum, irtifade diyorum. Burası bizim dükkanın önü. İşgaliye sevmiyorum, bu konuda hassasım. Ya dükkanın önü ne demek kardeşim? Allah Allah. Allah'ın sokağı burası. Seyyar satıcıyız biz. Az durur gideriz. Arıza çıkartma. Şimdi arıza marıza diyorsun da, bu adam var ya, yürüyen arıza. Siz şimdi mallarınızı alın, alt sokakta satın hadi. Senden emir mi alacağız ya? Vatandaş beslenmesin mi? Aç mı kalsın kardeşim? Demagoji yapar ya. Bence belasını arıyor. Bak kumpirci, simitçiyle kestaneciyi de buradan alıp 10 dakikaya kilttiniz kilttiniz. Gitmediniz 1 saate voltanızı alın. Olmadı akşama kadar yok olun. En kötü ihtimalle yarın evliliğin gibi sizi burada görmeyeyim ha. En son kaça olur? Seneye gitsek uyar mı size? Şş, gülüyorsunuz da bu herifin şakası yoktur yani. Vurabilir. O vurursa biz de öldürürüz. Kimsiniz lan siz? Ekmek teknemiz bu bizim. Kardeş, burası da bizim ekmek teknemiz. Basın gidin lan buradan. Seyyar arkadaşlar, az önce haberleri izlediniz mi? Ne haberi ya? Vallahi size yol göründü kardeşim. Bay bay. Bak Mehmet Ali Birant az önce ne dedi? Televizyondan kaydettim. Sevgili seyirciler, ilginç bir haber var sırada. Nişantaşı seyyar satıcılardan temizlenecek. Şişli Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre artık seyyar yiyecek arabaları Nişantaşı semtinde kafasına göre satış yapamayacak. Yani eğer bundan sonra seyyar arabadan kestane veya bir simit alayım, yiyeyim diyorsanız Nişantaşı'ndan başka yere gideceksiniz. Vay be. Değil mi? Şaşırdım kaldım. Garanti. Nasıl yapmışsın lan adamın taklidini? Helal valla. Ne taklidi ya? Çocuk mu kandırıyorsunuz lan siz? Ha? Benim çocukluğum sokaktan geçmiş. Patates gibi gösterim siz ha.
Neye göre yapıyorsun lan? La kimi közüyorsun lan sen? La biz de Karadenizliyiz, lafın altında kalmayız ha! Dursun, tamam Dursun. Tamam, sakin ol. Olay çıkarmayalım dükkanın önünde. Ayıp oluyor. Arkadaşlar, siz de biraz satın, ondan sonra gidersiniz. Tamam mı? Hadi oturalım, hadi. Esas bize ayıp oluyor. Tabii, senin tuzun kuru, mahalle bir çocuğu. Sen beni bunun için mi çağırdın Makbule? Ben de zannettim yemek memek ısmarlayacaksın. Ama bu mühim bir mevzu bahis Burhan Bey. Bekle bekle, nereye kadar? Yarın bir gün ölüp gidersem böyle camlara vurup kocam nerede, kocam nerede diye hortlamak istemiyorum. Ne zaman evleneceğiz biz ya? Ay. Makbuleciğim, sen iyi düşündün mü bu konuyu? Bence çok gençsin yani. Erken bir yaş değil mi? Ne genci Burhan Bey? Yaşım geldi. Artık ben de evlenip çok çocuğa karışmak istiyorum. Bence senin çocuk doğurmaman lazım. Ne? Vücudun bozulur. Çünkü senin göbek yağları kıvamın harikulade. Eğer sen çocuk doğurursan o göbek yağlarının hepsi anında bozulur yani. Bunu düşünüyorum. Burhan Bey, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Bari bir nişan tarihi falan koyalım ya. Şimdi hemen olmaz bence. Çünkü Dow Jones endeksinin ne olacağı hiç belli değil. Dow Jones kim ya? Bir de Obama var. Obama'ya ne olacak? O çocuğun kaderi ne olacak değil mi? Obama, bu mama, şu mama. Ha böyle oyalayıp duruyorsunuz be Burhan Bey. O zaman şunu de bakalım. Bakalım diyebilecek misin? Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada da su şişesi. Bakalım bunu diyebilecek misin? Dersem evlenecek miyiz Burhan Bey? Olmaz Bili. Ya tamam. Bıraksın hemen ya Makbili ya. Bir yeter artık ama Burhan ya. Burhan Bey. Bari bir yüzük takalım tamam mı? Niye? Biletin ağzını tıkayalım ya. Ben şu anda toplumsal bir tehlike arz ediyorum. Farkında mısınız acaba siz ya? Ya. Toplumu bilmiyorum ama benim ruh sağlığım için çok ciddi tehlikesin. Ya biraz bir rahat bırak, sürekli baskı baskı baskı. Biraz mesafe koyalım aramıza. Mesafe mi? Burhan Bey, siz doyumun evinde burnumun dibinde yaşamayı biliyorsunuz ama. Hemen giderim. Hemen giderim. O evde eğer fazlalıksam hemen giderim. Bu nasıl bir şey ya? Eskiden böyle miydi kızlar? Eskiden erkeklerinden evlenme teklifi beklerlerdi. Şimdi neredeyse daha kaçıracaklar ya. Nereye? Eşyalarımı toparlayıp Cem arkadaşımın evinde kalmaya gidiyorum. Sizin evinizin evlen baskısından bıktım, usandım artık. Kafamı biraz toparlayacağım. Bekarlığımı değerlendireceğim. Ondan sonrasında hemen de gideceğim. Şimdi aslında tabii sizin burada benim orada oturmamız lazımdı öğretmek için ama neyse ısrar Kela, ettiniz. Kela sen bir göster de kızım, haydi hoşçaklık etme. Tamam, peki. Şimdi arabanın boşta olduğuna dikkat ederek şuradan kontağı çeviriyoruz. Çevirdiğimizde bakın gaza basıyorum. Bir ses geliyor. Bu neyin sesi? Neyin? Moto. Senin gibi. Efendim? Motor diyorum, çalışıyor. Senin gibi. Çalışkan yani. Sorun ne? Şimdi arabanın boşta olduğuna dikkat ederek debriyaja basıp... Osman'ın da vardı bu marka bir otomobil. Öyle mi? He. Bir gün bir kızı bindirir, ertesi gün öteğini indirir. O arabanın bir dil olsa da konuşsa neler söyler neler. Tamam. Şimdi birinci vitesi aldığımızda... Hepsi de vallahi senden güzel olmasın ama senden güzeldi. Efendim? Osman'ın sevgilileri diyorum. Kullandı kullandı attı. Osman'ın huyu böyle. Çektiğe damar kurusun. Aso vardı. Neyse şimdi konumuz başka. Hepsine de yüzük takar. Halasının keratası. Yüzük mü takar? Benim yeğenim böyle. Ne edek? Bir kızı beğeniyor,
rahat rahat gelsin tossun diye barnağına yüksüğü takıyor, kullanıyor, kullanıyor, atıyor. Diyor ki, hala yüksüğü attık. Ne oldu? Kız hurdaya çıktı. Ama hiç derdi değil benim kızım. Ben Osman'la aramızda çok sağlam ve geleceği olan bir ilişki var diye düşünüyorum. O da öyle düşünüyor mu? Nasıl yani? Hatun kızım, Osman'ımız sağ solu hiç belli olmaz. Eski hanımını da hiç sevmezdim. Bir karış dili vardı, senden iyi olmasın. Aileyi hoş tutmadı, beynin halasını hoş tutmadı, kıymet vermedi. Ne oldu? Osman'ım hemen kapı dışarı ediverdi. Ha bu bana mı taş, ben anlayamadım da onu. Yok yavrum, ben lafımı ortaya... Ortaya koydunuz, beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar, biliyorum. Artık da siz de lütfen şunu bilin, Osman sizin veya ailesinin lafıyla beni yargılamayacak kadar sağlam bir karaktere sahip ve beni de çok seviyor. Dıkandım. Valla şekerim çıktı ha. Arabada kapalı kaldık diyedir. Bir de koku sürmüşün ki. Uy. İnsanın burnunun direği kırılır. Vallahi dıkandım ha. Yavru gibi kokuyor. Taze simit. Simitçi gel kardeşim gel. Kestane kebap. Vatandaş. Ben size demedim mi bunlar muhallebi çocuğu diye? Bak nasıl tırsıp kaçtılar. Ya. Kumpir! Ekmek teknesi. Rekabet değildir hemşerim. Serbest piyasa. Evet, daha ucuz, daha temiz. Sokak yemeğini dükkandan al, gel. Kumpir! Kumpirci! Meşhur şişman kumpiri. Kumpir! El yapımı malzemeden çalmıyoruz abiler, ablalar. Kumpir! Kumpir! Kestane kebap, buyurun! Gel! Satlık, simit peynir, satlık. Ya, demek satılık. Kaç oda? Manyak mısın oğlum? Kiraya mı vereceksin simitle peyniri? Biraz bağır, satacaksın ya. Malı biraz öv ya. Yaygarayı sevmiyorum, bu konuda hassasım. Yani malın iyisi zaten kendiliğinden satılır. Simit, peynir, satlık simit. Krem peyniri yanında veririm zaten. Simit, peynir, krem peynir, satlık simit peynir. Hayır, kalamazsınız. Ciğim, çok tatlısın, çok şekersin. Ben Tahsin Bey amcadan anahtarı aldım, üstüme başıma yerleştirdim bile. Kız Burhan, nasıl bir yüzsüzlük bu ya? Aa, makinenin yaptı değil mi? Bence de. Ya insan bir teklif bekler değil mi? Kadın dediğin edilgin olur değil mi? Öylesi makbuldür yani. Burhan Bey, Cem sizi misafir etmek istemiyor. Aa, ben biliyorum. Cem beni hiçbir zaman misafir olarak kabul etmez değil mi Cem? Çünkü çok eskiyiz biz. Eski arkadaşlığımız var. Çok geçmişimiz var yani. Eski bir arkadaşız, daha ne diyeyim ya? Burhan Bey, bakın o zaman yaşananlar da büyük bir kabustu. Hatırlamıyor musunuz? Yine aynı şeyleri mi yaşamak istiyorsun Burhan? Aa Cem, yapma. Ben bu konuyu affettim diyorum. Bu konu kapandı. Sana kin duymuyorum. Seni affettim. Geçmişin üzerine süngeri çektim. Boyamı badanamı yapmışım. Konu bitmiştir. Sana kin duymuyorum. Ya Burhan Bey, orası aynı zamanda benim stüdyom. Oraya mankenler gelip gidiyor. Ben çekim yapıyorum orada. Mankenler mi? Tebrik ederim abi. Sence bu bilgi Burhan Altıntop'u kaçıracak mı?
Babacığım. Yani tam sözlülükten ve uzun ilişkilerden o kadar sıkılmıştım ki... ...bu bekar hayatı bana yeni bir hayatın kapılarını açacak. Çok teşekkür ederim. Çok güzel günler geçireceğim. Görüşürüz. Abi bittim ben. Ben bittim. Otelde falan mı kalsam ben ya? Ya Dilber Hanım'ı öldürsem kaç yıl yatarım ben? Halamı tanıyorsam nefsimi müdafadan yırtarsın. Cadı be. Ya hem de nasıl, hem de nasıl cadı ya. Osman benle daha rahat iyi vakit geçirmek için yüzük takmışmış. Sıkılınca yüzüğü de atarmış filan. Ay klasik numaraları. Osman abimin eski karısını da o kaçırdı. Sakın bulaşma Aslı. Zehirlemesin seni. Ya nasıl uzak durayım? Kadın üst katta oturuyor. Ya bu Dilber cadısına öyle bir şey yapmak lazım ki buradan gitsin. Gitsin bu kadın ya. Ama ne yapacaksın ki yani, ne? Bahsettiğin Dilber cadısı benim halama mı tekabül ediyor Aslı, ha? Oğlum çok eğleneceğim ya. Mankenler gelecek mi? Boyutları ne? İnce mi? Uzun mu? Kısa mı? Renkleri ne mesela? Renkleri ne ya onların? Burhan Bey sadece bu gece burada kalacaksınız. Ondan sonra yarın kendinize kalacak başka bir yer bulursunuz, oldu mu? Hadi canım Kevtor. Ben şimdi burada olmasam kal 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 diye ısrar edersin değil mi? Ben. He. Akşam ne yapacağız? Bakın işte, bakın Burhan Bey, biz diye bir şey yok. Biz birbirinden tamamen alakasız iki insanız Burhan Bey. Hatta aralarında sevgi veya sempati bağı bile bulunmayan iki insanız. İşte kaderin garip bir cilvesi, maalesef bu gece aynı çatı altında kalmak zorunda kaldık. Cilve dedin ama. Ne? Cilve dedin. Kızlar cilveli mi oğlum? Vallahi cilveliyse ben olmak istiyorum. Çünkü Makbule'nin o yaba gibi ellerinden sonra şöyle çıtı pıtı bir kızın ellerini tutmak istiyorum. Ben çıkıyorum Burhan Bey. Ben de dur montumu alıyorum. Nereye? Sen nereye, ben oraya? Yok, siz gelmiyorsunuz Burhan Bey. Ay ne olur oğlum, ben de geleyim ya. Ne olur ben de geleyim, hadi be hacı. Gelmeyin Burhan Bey. Takip ederim ama. Ona hiçbir şey diyemezsin. Burhan Bey, şimdi ben anneme gidiyorum. Anneme oturmaya, yani ne işiniz var annemin yanında sizin Allah aşkınıza? Annene mi? Evet. Siz burada oturun. Televizyon falan seyredin. Değil mi? İyi akşamlar Burhan Bey, lütfen. Haftaya da o söylediğim oyuna gideriz arkadaşları toplayıp. Ne dersin? Ah, affedersin canım. Alo? Sedef teyzem, iyi akşamlar diliyorum ben. Kimsiniz? Burhan kim? Ah, tanıdım, evet. Buyurun. Cem mi geliyor? Nereye geliyor? İyi de ben evde yokum ki. Dışarıdayım. O zaman kalk git evine git. Oğlun gelecek çünkü. 40 yılda bir geliyor bu çocuk. Onun için de hiç kimse kapı açmıyor. Sen kapıyı açarsan daha iyi olur. Oldu mu teyzeciğim? Bu kıyamızı hiçbir zaman unutma. Koş git oğluna kek yap. Hay Allah, haber vermeden nereden aklına gelmiş? Tamam çocuğum, tamam, sağ ol. Ayol Cem bana geliyormuş. Bir an önce gitmem lazım. Şolong. Bensiz gezmeye gitmek ne demekmiş sen bir gör bakalım. Buranın altın topu ekmek ne demekmiş sen bir gör bakalım. Al bir kanal. Abi kanalda. Yalancı. Yalancı. Alo? Alo? Burhan Bey siz nasıl bir psikopatsınız ya? Annem aradı ve şu anda beni bekliyor. Ve ben tabii ki gitmek zorundayım. Ama ben anneme gitmeyecektim ki, arkadaşlarımla buluşacaktım. Ay öyle mi? Demek bana yalan söyledin.
Ay ben de gayet masumane hislerle anneni arayıp dedim ki bu çocuk sana geliyor kek falan yapsın diye. Vah 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 vah. İyi o zaman bundan sonra arkadaşlarla buluşurken bana da söylersen ben de yanlış bir anlaşılmaya mahal vermemiş olurum. İyi ben psikopatsam sen de neysin? Şimşakçısın. Değil mi? Bundan sonra evin içerisinde birbirimize böyle lakaplar kullanalım ha? Hadi öpüyorum seni ev arkadaşım. Öpüyorum seni. Bye bye. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Gidip bu psikopata ev mi tutsam, ne yapsam ya? Geliyorum anne, yoldayım. Evet anneciğim. Of. Çıldıracağım, vallahi kafayı yiyeceğim ya. Burhan evden gitmiyor. Gitmiyor. Evet, ve mankenler de eve gelip çekim yapmak istemiyorlar çünkü gelen bütün kızlar asıldı. Ay Cemciğim, gel bende kal diyeceğim ama... Olmaz. Olmaz Fatoş. Bu sefer toptan yerleşir eve. Biliyorum ya. Bir kere çaya diye gelip iki gün kaldı bende. Çok yayılmacı bir kişilik. Ya her şeyi denedim. Gece kalktım, 3-4 kere uyandırdım. Aç bıraktım, yastığını sakladım. Evde deli gibi bağıra bağıra şarkı söyledim. Yok, bana mısın demiyor. Çok radikal bir fikir olabilir ama hayalet gelinden yardım alsak. Ay, hani şu Dilber Hanım'ın anlattığı saçma hikaye mi? Ha. Evlerin giriş katının camına vurup kocam nerede diyen hayalet. Bir dakika. Benim ev giriş katta. Oradan aklıma geldi zaten. Sence? Yaprak. Bence de. En beyaz o. Ne? Gelinlikle sis makinesi lazım ama. Kiralarız. Kiralarım. Ne gerekiyorsa yaparım. Yeter ki gitsin. Of, of. Aman be Makbule. Sen Burhan'ı bu kadar çok mu seviyordun anlamadım ki. Biz birbirimiz için yaratılmışız dayı. Baskı yaptım. Ak abi dedi çocuk kaçtı gitti tabii. Dilber Hanım bir yerde doğru söylüyor. Sizin bu işiniz çok uzadı. Hayır ya bir adım atın ya da Burhan'ın işine gelmiyorsa. İnceldiği yerden kopsun be kızım. Ay kopmasın dayı. Niye kopuyor ya? Aslında o da bana aşık. Ama hissiyatını belli edemiyor şimdi. Haydi gel. Geleyim mi? Nereye? Gezdireceğim seni. Nasıl gezdireceksiniz? Otomobille. Siz ehliyet aldınız mı ki? Sen bana araba kullanmayı belleteceksin ki ben olacağım. Kodasını aldım. Ben mi? Sen. Aslı hiç beceremedi hoşik. Motor dedi, onu dedi, bunu dedi, mel baktı, döndü kıçını gitti. Kele sen öğret azıcık. Hay Allah, bak şimdi o zaman ceketimi alayım da. Al da gel, al da gel. Gel, çutur kestaneye gel. Simit, fren, peynir. Buyurun, kumpire gel, kumpire gel, kumpire gel. Peynir. Gel, kestane, çutur. Simit, fren, peynir. Tamam, değil mi onlar? Simit, fren, peynir. Afiyet olsun. Kumpire gel, kumpire gel, kumpire gel. Kestane. Simit, fren, peynir. Geldi seninkiler yine. Gelecekleri varsa görecekleri de var Sertaç. Kumpire gel. Temiz sokaktan alma, dükkandan al. Kumpire gel. Ayıp oluyor ama. Haksız rekabet bu. Siz gene muhallebini satsanıza kardeşim. Sana ne kardeşim? Dükkan benim değil mi? İstersen muhallebi satarım. İstersen bebelere balon satarım. İstersen kumpir satarım. Böyle. Simit, krem, peynir. Ne peyniri bu? Krem peynir. Kaşar yok mu? Var o bakkalda. O zaman ben sadece simit alayım. Yok. Yok mu? Yani simit var da yalnız başına vermiyorum. Niye dursun? Yalnız başına sıkılıyor mu? Prensip meselesi. Yesen de yemesen de krem peynir alacaksın. Garanti.
Ben simit, krem, peynir sevmem ki. Almıyorum o zaman. Ben de sana vermiyorum o zaman. Simit, krem, peynir sevmiyorsun, bana niye geliyorsun ya? Mantığa ters. La ilahe illallah ya. Dursun, bir de dövseydin adamı ya. Gerek yok, bir terbiyesizlik yapmadı ki. Ya kardeşim, niye satmıyorsun? Ne güzel peynirin de sende kalacaktı işte. Benim pazarlama olayım bu. Beğen beğen ya, tok satıcıyım. Allah Allah. Simit, taze simit. Hadi fırından yeni çıktı simit. Lan ne bağırıyorsun ya? Manla güvenirsen sakindir, isteyen kenar alır. Oo, hoş geldiniz. Lan zabıta lan! Sen mi haber verdin Volkan? Ben haber verdim tabii oğlum. Kanunsuz işe karşıyız. Devletin zabıtası polisi işini yapacak ki biz de işimizi görelim değil mi? Allah! Lise dağılıyor lise. Çocuklar hadi gaz verin, gaz verin. Kumpir! Gençler kumpir! Karınları açık. Gel! Kumpir! Gel! Tutur kestaneye gel! 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 Tutur kestaneye gel canım! Gel! Kumpirci! Gel! Başlayalım! Abi üzerinde böyle gelinliği varmış. Camı tıklatıyormuş. Kocam nerede filan diye. Benim bir arkadaşımın arkadaşının arkadaşı var da giriş katında oturuyor, o anlattı yani. Tüylerim diken diken oldu. Düşünsene burun buruna geldiğini. Hayır, bu olayı yaşadıktan sonra başkasına anlatanın 5 sene işi rast gitmiyormuş. Bir de o var bebeğim. Ha, bizim o arkadaş işte, o giriş katında oturan iflah almadı bir daha çocuğa. Ya bu doğru mu şimdi? Nasıl bir realite ya bu? Hani bilimsel olarak zihnimi açıklayamıyorum da yani. Her şeyi bilimsel olarak açıklamaya çalışsan Burhan. Ya ona bakarsan var ya, poposun üstünde otururken birden 1 metre havaya kalkan Hint dilencilerine ne diyeceksin? Hint dilencisi değil şekerim onlar, Hint fakiri. Aman neyse ne be. Allah'ım korusun, ben bundan sonra giriş katında oturan birine misafirliğe bile gitmem. Ama kız kenarın Dilber'i bana gelecek, kocam nerede diyecek. Bana ne senin kocandan hanım? Ay ne gülüyorsunuz ya? Ya gülünecek bir konu değil ki arkadaşlar. Gergin bir konu bu. Ay ben sinirden gülüyorum bebeğim. Şimdi efendim şöyle vitesi 1'e 2'ye takabilirsiniz. Böyle mi yapılıyor? Tabii önce debriyaja basacaksınız. Ayağıma bakarsanız. Bakıyorum. Tahsin Bey, ayakların da ufacıcıymış. Ha, bir alıcı gözüne baktıydım da. Sonra yavaş yavaş debriyajdan ayağınızı kaldırıp... Erken de vallahi büyük ayaklısını hiç sevmem. Bebek beşiği gibi. Yavaş yavaş sağ ayakla gaza basacaksınız. Nereye götüreceksin? Efendim? Ehliyeti alınca beni nereye götüreceksin? Gezerik dolaşırık diyorum. Şimdi yani birinci viteste 20-30 metre gidip hemen ikinci vitese... Gezmeyi sever misin? Yani. Nereleri seversin? Dilber Hanım. Boğaza gedek mi? Hayda. Balık yek mi? Dilber Hanım. Kebap da olur. Bir saniye dinlerseniz. Kaçar kaçar giderik. Dilber Hanım ayıp oluyor ama. Neden? Çünkü efendim ciddiye almıyorsunuz. Bu şekilde öğrenilmez ki. Aman şoförlük mahana, sohbet şahana Tahsin Bey. Bak hele bu arabayı sen kullanırsın. Ben yanına kurulurum. Gezer gezer dolaşırım. Ne dersin ha? Uy, dinledim ha. Ya arabanın içi sıcak da ondan. Öyle olmaz. Ben size öğretemeyeceğim efendim. Sohbet açılıyor. Şey oluyor. Dostuna söyleyeyim. O güzel kullanıyor. Ders versin size. Bu ne? Ne? Sarhoş Aroz.
Ha bana bak. Fazla yolamayın, yarın çok iş var ha. Sabahtan daha hale gidilecek. Ondan sonra ne? Patates alınacak, kestane alınacak. Piton iş var. Ya tamam Nursun, sen merak etme, her şey kontrol altında be gülüm. İşlerim pereketli olunca bir havalara girdim. Bir şey oldu sana gene ha. Bilmem mi ya? Böyle güzel mutluluk var mı ya? He? İki haftalık kazancı 4 günde yaptık be. Nursun, şu an sen bile bak yine böyle münasebetsiz ama kendi halinde sempatik, sevecen, sarışın bir çocuk gibi gözükmeye başladın gözüme. Hadi bakalım yani. La ilahe illallah ya. Yarım saate gidin yatın. Olmadı bir saati evde olun. En kötü ihtimalle 2 saate masayı boşaltın. Temizlik yapacağım daha ya. Biber turşusu ya. Gergin insan. Ulan Sertaç, şu sokak yiyecekleri konsepti niye daha önce aklımıza gelmedi be? Yok satıyoruz kardeşim. Volkan, ben de seyyar araba alıyorum kardeşim. Baklava satacağım. Yarın sizinle birlikte burada takılabilir miyim ben de? Gel Tacom, gel. Çeşit olur. Açık büfe ha. Lan böyle para kazanmaya devam edersek 3 ayda hem albümü çıkartacak hem de klibi çekecek parayı bir araya getirmiş oluyoruz. Müzisyenlik hayali geri mi geliyor abi? Bari bir yerden kazanayım be Sertaç. Çok arabesk bir ruh haliyle içerisindeyim Sertaç. Aşkta battık. Battık aşkta abi. Bak şimdi İstanbul'un gecelere koştuğu sanatçıların sahne ışıklarını yüzüne hissettiği anlarda ben Dilber alayla babamın dırdırını çekmeyeyim, onların yanına pineklemeyeyim yani. Bir Aslı ablayla. He, Aslı'nın bile bir sevgilisi var ya. Yani onu bile beğenen biri var abi. Ben niye böyleyim ya? Bir yalnız ben miyim ya? Kardeşim, hadi daha fazla içme. Kalkalım, geç oldu ha. Beyler, bu Volkan Sütçüoğlu'nu var ya, bir gün sahnelerde, ışıkların altında, alkış yağmuruyla tutulurken göreceksiniz. Bak buraya yazıyorum. Ani içtin abi. Bahçedeki domatesleri teftişe gidiyorum. Gelir misin? Bu saatte mi? Çok teşekkür ederim. Benim uykum var biraz. Gelseydin hava alırdık acık. Yok yok, sağ olun. Gece ayazı çarpar beni şimdi. İyi, nasıl istersen. Yarın sabah kafeye gelirim. Her gün öyle zaten. Biliyorum. Hadi görüşürük. İyi geceler. Balosuna gidiyor. Biz de hazırlandı gidiyor. Yok bir şey. Sakin ol. Ya yaprak mıydı? Tabii canım. Kıyafet balosu. Gerçekten çok korkunç olmuş ya. Değil mi? Yapsana, yapsana. Kocamı gördünüz mü? Kocamı kaybettim. Nerede? Fenaymış be. Abi bu çok güzel, biliyor musun? Belki Burhan'a inme iner ve sonsuza kadar kurtuluruz ondan. Yalnız elimizi çabuk tutalım. Yarın 29 Ekim balosunda şarkı söyleyeceğim. Sesimi üşütmemem lazım. İşte tamam.
Herif orada uyuyor. Çık şu tabureye, camı tıkla, tamam mı? Bir dakika diyeceğim. Sis makinesi aç önce ya. Ha tamam. Sen de bunu al. Öyle saçlarını havaya uçur, tamam, tamam mı? Hadi. Ama sisi dağıtmadan yapacağım. Tamam, tamam. Çıkayım mı tabureye? Çık, çık hadi. Hadi camı tıklat ya. Abi uykusu çok ağır. Kendi horlama sesinden duymuyordur. Ne yapsak? Ben gideyim içeride biraz gürültü yapayım. Uykusu hafiflesin. Ne bileyim camı falan da açarım. Ben çok üşüdüm artık ya. Tamam ben sana şal getiriyorum yukarıda. Ver şunu ver. Yaprak. Bak ne olur vazgeçme, hayatım sana bağlı. Ya tamam hadi çabuk. Efendim Fatoş. Yok daha bir şey olmadı. Ya tıklıyoruz tıklıyoruz cama, uyanmıyor ki salak. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sabit Efendi. Dilber Hanım'ın domates fideleriyle ilgili bilgi topluyorum da. Aa, iyi akşamlar teyzeciğim. Allah! Ay şey, Cem'i gördünüz mü? Oh, sen bilirsin. Ya Cem'i bekliyorum, ortalarda yok. Siz gördünüz mü? Etti. Tıkandım. Oo, bu sefer harbiden tıkandı yalnız. Ay teyzeciğim, iyi misiniz? Geçsin bu. Geçsin. Geçsin kızım. Bırak git şu kadının başından ya. Geçsin. Geçsin kızım. Kızım geçsin. Domatesler teker teker yok oluyormuş. 10 küçük zenci gibi mi? Efendim? Ya neyse Sabit Efendi, sonuçta ben yemiyorum domatesleri. Acaba bir işim vardı, bir izin verseniz bana. Dilber Hanım'ın ricası. Daireleri dolaş dedi, o bakımdan. Dilber Hanım, hafif doğrulabilirseniz yukarı çıkarıp sizi yatıralım, oldu mu? Anahtarınız yanınızda mı? Sarıldı gitti yavrum. Sarıldı gitti yavrum. Bizim anahtar Cem'deydi. Çık Burhan'a seslen, pencereden versin sokak kapısının anahtarını. Kadın titriyor bayağı ya. Ya hay Allah ya. Ay. Burhan Bey! Burhan Bey! Burhan Bey! Pişt! Şşt! Bakar mısınız? Bakar mısınız? O ne ya? Thank you.
defol git, defol git, 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 git buradan git. Ya bir şey soracağım ya, bir şey. Sorma, sorma, hiçbir şey sorma. Ben kocam kocanı tanımıyorum. Git kız buradan. Kimsiniz, defol git buradan. Kimsin ya senin kocan? Belki bahçeye de güvenlik kamerası koyarak daha iyi dinleteceği diye de bir kurtar! Kurtar okuyup bir fiil etmeye okur işte bak! Ay iyi misiniz Burhan Bey? Nefes nefese geldiniz. Anlatmıyorsunuz da ne olduğunu. Anlatırsam işlerim 5 sene rast gitmez bak Bili. Niye? Yani ne bileyim çok tuhaf şeyler yaşadım. Çok tuhaf. Aşağıda seni çok özledim Makbile. Yalnız kalmak çok zor bir konu. Yalnız kalmak istemiyorum özellikle geceleri. Bak şimdi ya. Abi ya. Çaydaki... Hayır hayır gitme gitme. Gitme hiçbir yere gitme. Sensiz kalmak istemiyorum. Uyurken yalnız yatmak istemiyorum. Hatta ne bileyim tuvalete bile beraber gidelim istiyorum ben. Deli misiniz Burhan Bey ya? Ya özledim diyorum sana ya. Neden anlamıyorsun? Sensiz yapamıyorum diyorum. Korkuyorum yani. Ay neden korkuyorsunuz Burhan Bey? Seni kaybetmekten. O zaman şöyle yapalım. Evet. Beraber gidiyorum mutfağa. He. Çayları birlikte tazeleyelim. He, o zaman tamam. Mutfağa bir gideriz. Sonra buraya geliriz. Televizyonu açıyoruz. Fıkralar dinleriz. He. Anlatırız. Yüksek sesle hep gürültülü olsun. Gürültülü bir dünya olsun. Sessizlik çok zor bir konu. Tamam. Tamam. Hadi. Ya Osman vallahi kasten yapmadık. Burhan için hazırlanmış bir şakaydı ya. Burhan için yaptınız. Tesadüfen halam da oradaydı. Öyle mi diyorsun yani? Evet ama gerçekten öyle oldu. Aslı bu sefer harbiden halamın tansiyonu fırladı. Vallahi tebrik ederim seni. Yani plan yaptın yaptın sonunda başardın. Hayda ya plan falan yapmadık Osman. Akşam babamın doğum gününe geliyor musun? Kafedeki Cumhuriyet gecesine mi? Ha Yaprak da şarkı söyleyecek. Siz de ailece gidin. Bu sefer ben katılmayayım. Hadi görüşürüz. Tamam. Yaprakçığım nasıl oldu kolun bacağın? Akşam çıkabilecek misin? Ya toparlarım herhalde ya. Ya bacım senin yerine ben çıkayım diyeceğim de işte tango rakçıya ters biraz. Sayın Suçuoğlu bizi niye buraya rica etmiş? Herhalde başarılarımızı duydu da bir aferin diyecek bize. Ya da şey olabilir. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Hem Cumhuriyet Bayramı hem babamın doğum günü. Belki bir kutlama falan varsa belki bizi davet edecek. Yanım pek gece hayatım yoktur ama bakalım. Babacım günaydın. İlk kutlayan ben olayım dedim. İyi ki doğdunuz. Otur otur. Tamam. Ya siz ne yaptınız Allah aşkına? Ne yaptık babacığım? Bütün dünyayı sarsan etkisi altına alan sokak yemeği konseptini dükkanımızın önüne getirdik. Hem pazarlama adına da. Oğlum siz salak mısınız? Herkes daha ucuz diye simit patates bilmem ne almış. Dükkanında hiçbir mal satılmamış. Tavuk pilav falan hep atılmış. Tatlılar herkese. Dükkanında müthiş bir zarar var. Ne? Üstelik o seyyar arabalara bir sürü para harcamışsınız. Şimdi ben bu adadım Sayın Suçuoğlu. Bana bak. Hemen satış ha Dursun. Sen ne biçim adamsın ya? Sen kendin de simit peynir satmadın mı Dursun he? Senden hiç beklemezdim Dursun. En sonunda bunlar seni de kendilerine benzettiler yani. Ben arkadaş kurbanı oldum Sayın Suçuoğlu ama telafi ederim. Nasıl telafi edeceksin? Volkan'ın arkadaşları bir hikaye gelmese oradan bayağı bir kar yaparak ya. Sus bakayım sus. Ben size ne yapacağını söyleyeyim. O arabalar dükkanın önünden kaldırılacak. Dükkan bütün gün eskisi gibi çalışacak. Geceleri de o arabaları alıp sabaha kadar sermayenizi çıkarıncaya kadar seyyar satıcılık yapacaksınız. Benim pek gece hayatım yok ama ya. İyi işte artık var. Volkan bu gece seyyar satıcılığa 1-2 saat ara ver. Aşağı sokaktaki kafede Cumhuriyet gecesi var. Ben 20 tane bilet aldım. Bir sürü misafirimiz olacak. Senin de gelmen lazım.
Doğum gününüz için babacığım. Geldiğinde görürsün ne işin olduğunu. Dursun, senin için de akşamüstü özel bir ceza hazırladım. Ceza mı? Evet. Dilber Hanım'a direksiyon dersi vereceksin. Bu şimdi ağır oldu çocuğa be. Ne? Hayalet gelin çırpamayacak yaprak mıymış ya? Arkadaşlar az daha ben kalp seklesinden gidiyordum ama. Sizin yüzünüzden. Bütün gece korkudan makbilenin yabay ellerini tutmak zorunda kaldım ya. Haberiniz var mı? Ya Burhan Bey, kıyafet balosuna gidiyordum ben. Yani işte Cem'i beklerken üşüyünce sizden anahtar alıp içeri girerim diye düşündüm. Yani yanlış anladınız. He. Bana hiç öyle gelmedi ama. Kasıtlı bir plan gibi geldi bana. Aman iyi işte. Siz de beni ittiniz. Hem bacağım sakat hem kolum sakat. Daha ne istiyorsunuz? Ay çocuklar, bir şey diyeceğim. Tahsin Bey beni arayıp akşam kafedeki Cumhuriyet Gecesi'ne davet etti. Sizce ne demek bu? Ben de davetliyim. Hatta annemi de davet etti. Ehtiyar'ın doğum günü. Ondandır. Hediye bekliyor ya. Hayır canım. O hiçbir zaman öyle büyük doğum günü yapmaz ki. Ben bile davetliyim kız. Başka bir yerde Cumhuriyet Balosu'na katılıp geç saatte kafeye uğrayacağım. Ben gelmeden gitmeyin ha. Ay, dua edin de akşam sahneye çıkabileyim. Ya ağrılarım artıyor biraz. Ben neden ısrar kıyamet buraya oturttun oğlum? Ya araba sürmeyi öğrenecek ben miyim, sen misin ya? Tabii sen oturacaksın. Baba, sen koskoca Dilber Koçarslan'ı niye sen diye mi hitap ediyorsun hoşik? Ya sen bunları kafaya takma. Sen benim dediklerime kulak ver yeter hanım teyze. Despot musun oğlum sen azıcık? Despotum değilim, o senin problemin değil. Hadi bakalım çevir akonta. Aa çevirdim, ne oldu? Ne oldu? Araba gitmiyor. Gitmez, neden? Neden? Gaz vermediğin için yakıt hava karışımının içinde kıvılcımla yanmasıyla patlama olmadı. Olmayınca yarattığı basınç piston tarafından hareket enerjisine dönmedi. Anlıyor musun? Hiç anlamadım. La ilahe illallah ya, ya beni dikkatli çetinle hanım teyze, bir daha anlatacağım ha. Abo, sende çok fena sinir var oğlum. Dikkat et, çok sinir erkekte hastalık yapar. Ne hastalığı yapar? Ülserin var mı? Yok. Basur? Ya yok. Kaşıntı? Yok. Geceleri terliyor musun? Bazen yaz aylarında. Hı, sinirden, o yapar. Sinirden mi? Geceleri yatarken koltuk altlarına samsağı ezip koyacaksın, tilbendilen bağlayacaksın, termer kalmaz. Sahne sen. He, bir de vakit geçirmeden evlen. Karısızlık da sinir yapar. Koltuk altlarında sarımsakla hangi karı evlenecek benimle ya? Ben sağ bulurum. Allah'a mı? Evelallah. Çevir bakayım akonta. Çevirdim. Geç vitese. Geçtim. Ver gazı. Aha, stop ettim. Of hanım teyze ya, bu 10. mu 20. mi ne ya? Bak sabit teklif. Sen hiç ehliyeti falan boş ver ya. Alma seni ehliyet mehliyet ya. Sen bana kız bul. Ben seni istediğin yere götüreceğim götüreceğim. 5 kuruş da para istemiyorum. Teklif bile etme sakın. Bana bedava şoförlük mü edeceksin oğlum? Garanti. Yeter ki sen araba kullanma ya. Al kız kimmiş ki? Nasılsınız kardeşim? Nasıl olalım Taceddin, dibe vurduk. Sermayeyi kurtarmak için satışa gideceğiz şimdi. Sen ne yaptın? Sattın mı baklava arabasını? Yok be kardeşim, şahane fikirmiş. 5 tane araba daha aldık. Bütün şehirde baklava satıyoruz. Allah Allah. Taceddin, aramızda en salak sensin. Ticarette de tek başarılı olan yine sensin. Nasıl oluyor bu ya? Ayıp oluyor ama Volkan. Yani böyle laf konuşulur mu hiç? Küserim vallahi bak ha. Taco kapris yapma ya. Zaten param yok, sevgilim yok. Şarkıcı olacağım derken seyyar satıcı oldum. Senin küsmen olsa olsa bu duruma tüy diker yani. Beyler hadi yürüyün, hadi, hadi, hadi. Çekil lan oradan, çekil. Kumpir! Resali! Kumpir, baksana oraya. Kesene kebap! Sevgili dinle. Ya yok ya arkadaşlar, vallahi olmuyor ya, ben yapamayacağım, çok canım acıyor. Ya yerime başka birisini bulamaz mısınız? Bu saatte mi? Hı.
Genç, seninkinin ketçabı dubleydi değil mi? Evet. Al bakalım. Teşekkürler. Hadi eyvallah. Kompir baksana bana. Kompir boşasana beni. Kompir baksana bana. Kompir. Oh be. İyi ki görmedi beni. Rezil olurduk vallahi ya. Kadere bak ya. Ne oluyor lan? Niye koşuyorsunuz? Sertaç, ne oluyor lan? Sertaç! Merhaba abi, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah belanı versin Sertaç. Hadi bu dursun manyak. Sen niye geçerken zabıta var diye uyarmıyorsun? Koşmaktan tık nefes olduk abi. Seni görecek halim mi vardı? Aman çok hızlı koştunuz sanki. 50 metre ötede siz de yakalandınız. Süpermen. Arabalar da kilitli, o kötü öldü ya. Şu halime bak ya. Patates satarken o randevulaştığım kızı gördüm. Gördü mü abi? Görmedi, saklandım. Ama benim niye hiçbir işim yaver gitmiyor böyle Sertaç ya? He? Yani o kızın beni şarkı söylerken falan görmesini isterdim. Patates satarken değil. Ya nedir benim bu kaderim böyle ya? Ben bir balta hesap alamayacak mıyım lan? Tilber Hanım teyze bana kız bulacak. Sağda bulsun mu ne diyeceksin? Sus lan, sus. Alo? Ha, Volkan. Ya Volkan, sana çok ihtiyacım var. Benim de sana bebeğim. Ha? ya yok yok. Ya bak şöyle ya. Ya bu akşam kafede programım vardı ve şarkı söyleyebilecek durumda değilim de. Ya benim yerime çıkar mısın acaba? Şey, smokinin var mı? Çıkmam mı be? Düğünden kalan bir smokin var, onu giyeriz. Ne söyleyeceğiz? Tango. Tamam tamam, ayarlarız. Beyler, şansım dönüyor galiba. Hadi Burhan, çıkıyoruz. Ay Makbule, yani hediye paketi gibi olmuşsun. Sağ olun Burhan abi, siz de öyle. Hadi bakalım, bu gece önemli bir gece. Burhan abi. Haydi nerede kaldınız? Geç gitmeyek. Çok ağladım, çok inledim. Aslı, bu gene neden şarkı söylüyor? Yaprak sakatlanmış da babacığım. Volkanlar rica etmiş yerime çıkar mısın diye. Ha. Dans edek mi Tahsin Bey? Dans mı? He, tango yapak mı? Ben hiç bilmem, kusura bakmayın Dilber Hanım. Tansiyonum falan çıkıyor sonra. Ben dans edeyim de sen beni seyret o zaman. Senin geçtiğin yerlerden geçmiyorum. Müzik çalınca da yılan gibi kıvrığımdır ha. Tahsin Bey, tansiyonun çıkmasın. Sen ne tellemeyesin ha. Siz de oturun o zaman. Sevgili misafirler, efendim gecemize tangolarla devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Büyük Atatürk'ümüzün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'in 85. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Sevdim bir genç kadın, dansan onun adını. Aslı yalnız mı? Ben öyle görünüyor. Sözlüsü yok muydu onun? Aralarım mı açık? Bilmiyorum ki anneciğim. Gitti, o dönmeyecek. Uzun yıllar geçse bile bir yaşarım hayaliyle. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer, o sesimle ona ersem bana dünya yarayır.
Ne yazık ki deniz örgün, ufuklar solgun. Bir elemle doluyor her yeni gün. Saat geldi. Ha öyle mi? Ben hazırlıklı olayım mı? Ol ol. Tamam. Ne işitsem, ne söylesem bana bin dert olur. Sevgili misafirler, kıymetli konuklar. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bizim bayramımız ama aynı zamanda babamızın da doğum günü. Baba şarkı mı söyleyeceksin? Ne yapacaksın ya? Bırak zaten ya, çoğunluk bizim misafirimiz. Efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bu akşam burada buluşmamızın birinci sebebi ülkemizin en önemli, en mutlu günü olan Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak. Bravo! İkincisi, naçizane benim doğum günüm. Ama bir sebep daha var. Aa, neymiş hiç bu? Abi Aslı, bak bu ne Burhan? Gelin şöyle bakayım yanıma. Aile bireylerini etrafında toplayıp mirasını açıklayacak. Efendim, Makbule benim kızımdır. Burhan da bir yerde oğlum sayılır çünkü kaç yıldır beraberiz. Verecek herhalde ev. Şşt Burhan Bey! Bu güzel ve mutlu gecede bu gençleri daha da mutlu edecek bir sürprizim var. Yazdık mı kız yoksa? Kız? Aslı. Ay, inanmıyorum! Aslı Osman mı acaba? Osman nerede ya? Osman yok. Osman nereye gitti ki? Osman yok yani. Efendim, birbirlerini bu kadar çok sevdiklerini ben de bu hafta anladım. Dedim ki daha fazla geciktirmeyelim ve işe el koydum. Ya makbili tersim bir amcım. Ay Burhan Bey ne güzel sürpriz. Tersim bir amca biraz emri vaki olmuyor. Burhan Bey dinleyin. Burhan ve Makbule'ye bir ömür boyu mutluluk diliyorum. Bir yastıkta koşsunlar inşallah. Senin fikrin miydi? Aç konuş benim. Hadi al. Ehliyat ya. Abi. Ya yapışma hemen. Bak. Dakika ya. Kimin fikriydi bu? Çok çok temizler. Senin fikrin değil benim. Çok temizler. Senin fikrin. Senin fikrin. Kimin fikriydi? Ne var ya? Allah üstüyorum ya. Bak Bule abla. Allah senin nişanın da şarkı söyleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Şansa bak ya. Arkadaşlar, şöyle güzel bir aşk şarkısı çalalım. Hadi bakayım. Dans edelim mi? Biz. Herkes dans ediyor da ondan. Ha, olabilir. Yani sakıncası yok tabii. Kırık kalbimi dinle. Dinle sevgili dinle. Çok zaman var yalnızım. Kırıldı artık sazım. Kırık kalbimi dinle. Unutulsa sevdalar ve acı hatıralar. Senin için kim ağlar? Öksüz kalbimi dinle. Ben mi yaralı kuşum? Ah, hoş geldiniz. Görmedim sizi. Volkan, Selin geliyor bu hafta, haber vereyim dedim. Selin mi geliyor? Evet. Anlaşmak istiyormuş. Öyle değil mi? Aa, anlaşmak istiyor. Anlaşmak istiyor. Tabii ben tahmin ediyordum zaten de. Vallahi ben öyle hemen barışmayı düşünmüyorum. Çok yıprandım. Çok üzüldüm ben. Aramadı, sormadı uzun bir süre. Hayır Volkan. Selin barışmak niyetinde değil. Anlaşmalı boşanma istiyor. Uzamasın diyor yani. Ha.
Ha. Anlaşmalı boşanma. Tamam, zaten ben de aşağı yukarı aynı duygulardaydım. Aramadım, üzülmesin, üzmeyeyim onu diye ben. Hayır, bir şey derim. Hem daha fazla kırmayın birbirinizi. Aileler yüz yüze bakıyor. Aslı bizde çalışıyor, değil mi? Ben sürekli severim hepinizi ya. İleride bakarsın, arkadaş olabilirsiniz seninle, değil mi? Hadi, size tebrikler canım, tebrikler. Teşekkürler. Beni bekleyecektiniz ya. Ya saatin iki olduğunu biliyorum. Anca yetiştim öteki balodan buraya. Ne yapayım? Aman iyi be. Tamam, ben şimdi kafeye giderim. 5 dakika dururum. Belki tanıdık birini görürüm. Size kalmadım. Yollar. Yollar. Fatoş Banali. Severek yorulmuşum. Şu kırık kalbi dinle. Evet sevgili misafirler, aslında gecemizin sonuna geldik ama içimden bir parça daha söylemek geliyor. Belki gecemizin konseptine uygun değil ama benim şu an içinde bulunduğum konsepte çok uygun. O yüzden hoşgörünüze sığınarak. Şehirde buldum, buldum ellerini. Bu şehirde sevdim badem dillerini. Senle unuttum bütün ezberlerimi. Pişman değilim ama göçtüm keder. Düşman değilim ama çöktüm erkenden. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm? Kaçak halimi seninle doldurdum, yasak ihlalimi seninle kapattım, aşk defterlerimi. Pişman değilim ama göçtüm kederde. Düşman değilim ama çöktüm. Aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür geldin. Hoş buldum. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Senin de. Sen şarkı mı söylüyorsun? Öyle işte, efkarlanınca. Ha, çok güzel söylüyorsun ama, hislendim bayağı. Sağ ol.
Bugün burnunu tıkamadan gelmişsin. Kokmuyorum galiba. Kokmuyorum derken? Ha, yok o gün benim burnum akıyordu da salak gibi onları burnumda unutmuşum. Aa, burnum mu akıyordu? Ha. Eyvah, o zaman ben büyük ayılık ettim sana karşı ya. Oldukça. Aa, ben benim kokumdan rahatsız oldun da onları taktın sandım. Aa, ne kokuyordun ki? Boş ver ya, şimdi uzun hikaye. Anlatsam dinler misin? Ya bu gece oldukça geç oldu ama... yani başka bir zaman dinlemek isterim. Çünkü merak ettim. Ya o zaman... ben senin numaranı silmiştim de. Bir daha söylesene. Yine mi unuttun? Hatırla. Aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm? Allah'ım, aşık mı oluyorum ben yine ya? Allah Allah. Bir daha... Hem bu domatesleri nereden buldun ya? Hepsi tazecik. Vallahi Ukraynalı gibi diyecektim. Hale dağıldı yalnız ya. Anlaşılıyor. Anlaşılıyor. La ilahe illallah ya Allah bir... Ne hastalığı ya bu? Ülser var mı? Yok. Bansur. Ülserin var mı? Yok. Basur? Da yok. Ya. Ya. Basur? Da yok. Yok. Basur? Da yok. Ne? Ne oldu? geceleri yatarken koltuk altlarına sarmasın. Ay. Hayalet gelini duydunuz mu? Ne? Ay, af, bu kadar. Tuh, tuh deyi tuhlatırmış. Ay, sırtım ür. Ay, Mos mor gelini para para hayalet gelin. Camdan gel. Ya çok güzel ya. Çok güzel olsun gel. Hele yine benim gibi bir de güzelliği dillere destan olmuş anlamasın. Şilong. Televizyonda da hep porno var ha. Değil. Hayalet gelin çırpı bacak yaprak mıymış? Arkadaşlar niye gidiyorsun? Ne? Ne? Arkadaşlar az daha kalpsiz veriyordum ben. Böyle iş olur mu ya? Hiç. Bir daha var ama. Ay iyi ki unuttun. Toplumu bilmiyorum ama benim için çok ciddi tehlikesin sen. Benim ruh sağlığım için toplumu bilmiyorum ama benim için benim ruh sağlığım... Ya!
boğayım seni acaba. Şu anda ben toplumsal bir tehlikeyim. Farkında mısınız acaba? Ya tamam Makbili. Ya... Ya bir adamı rahat bırak ya. Toplumu bilmiyorum ama benim için çok büyük bir tehlikesin Makbili.